Merhaba, bu video serimiz 3 kısımdan oluşacak. Öncelikle programlayacağımız PLC'yi teknik olarak inceleyeceğiz. Hangi birimlerden oluşmakta, bu birimlerin çalışma mantığı ne, nasıl çalışıyorlar, bunlara bakacağız. Ben bir an önce PLC öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlar için bu kısım sıkıcı geçecektir ama inanın PLC programlarken PLC'nin çalışma mantığını bilmeniz, PLC'yi anlamlandırabilmeniz çok önemli. O nedenle bu kısma da dikkat etmenizde, bu kısmı da incelemenizde fayda var. Ayrıca sadece PLC programlamayla olmuyor, PLC'nin bağlantılarında sağda uç bağlamasını da yapmanız gerekmekte. Eğer PLC'nin nasıl çalıştığını bilmezseniz, gerilim değerlerinin ne anlama geldiğini bilmezseniz PLC uç bağlamasında da sıkıntılar yaşarsınız. O nedenle PLC'nin teknik verileri nedir, ne değildir, nasıl çalışır, gerilimler ne anlam ifade eder bunları bilmenizde fayda var. Video serisinin ikinci kısmında ise temel komutların çalışma mantığı üzerinde duracağım. Komutlar ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor, çalışma mantıklarını bunları anlattıktan sonra bu komutları 3. kısımda TIA Portal'da tek tek kullanacağız. Bir proje oluşturacağız. Oluşturduğumuz projeyi çalışacağız. Çalıştırdığımız zaman gözlemleyeceğiz. Daha sonrasında ise daha fazla örnek isteyen arkadaşlar için çözmüş olduğum 100'den fazla PLC problem videosu var. Bu videoları da izleyerek kendilerini geliştirebilirler. Şimdi bir PLC'ye giriş yapalım bakalım. Kumanda ders notlarımızda bir takım kumanda devre elemanlarının çalışmasını ve yapılarını görmüş. Bu elemanları uygulamalarımızda kullanmıştık. Yaptığımız uygulamalar daha çok elektrik motorlarının butonlar, sınav anahtarları veya sensörlerden gelen sinyaller ile istenen şartlarda çalışmasını sağlamak şeklindeydi. Devrelerimizde basit zaman gecikmeleri de yapabilmekteydik. Ama otomasyon sistemi bir veya birkaç tane motorun koordineli çalışmasından çok daha karmaşıktır. Örneğin bir bant sistemini ele alalım. Bu bant sisteminde birçok motorun aynı yönde ve aynı anda bantı hareket ettirmesi yeterli olmayacaktır. Ayrıca motorların üzerindeki yük değişimlerinden etkilenmeden aynı devirde dönmesi gerekecektir. Bant üzerindeki ürünlerin ağırlık, yükseklik veya en boy bilgilerine göre sınıflandırması ve bozuk ürünleri iskarta ayırması istenecektir. Bu veya buna benzer aklınıza gelen tüm otomasyon sistemleri elektromekanik, pneumatik, dijital birçok kumanda ve kontrol elemanının bir arada istenen çalışma şartlarını sağlamaya yönelik beraber kullanımını gerektirir. Bu şekildeki bir otomasyon sistemini şimdiye kadar öğrendiğimiz kumanda devreleriyle gerçekleştiremeyiz. Otomasyon sisteminde kullanılan çok çeşitli elektronik kontrol elemanları olabilir. Bu dersimizde PLC'ler üzerinde duracağız. Bir otomasyon sistemini düşünün. O kadar fazla elemandan oluşuyor ki girişler, sensörler, butonlar, sınav anahtarları bunları alıp bunları değerlendirdikten sonra bir takım çalışma şartlarını sağlamanız lazım. Valfleri, motorları, ısıtıcıları, lambaları buna benzer birçok çıktı elemanları da çalıştırmanız lazım ve bunu normal bildiğimiz kumanda elemanlarıyla bu kadar kompleks ve karışık işlemleri yapmamız imkansız. Bunun için bir kontrol elemanına ihtiyaç duyuyoruz. Bu dersimizde ben size PLC'lerden bahsedeceğim ama PLC'ler tek olarak kontrol elemanıdır diyemeyiz. Bunlardan başka kontrol elemanları da var. Mesela kullandığınız Arduino'lar aslında onlar da birer kontrol elemanı. Ya da piklerle hazırlanmış, mikrokontrolörle, mikro işlemcilerle hazırlanmış kartlar. Bunlar da bir kontrol elemanı. Örneğin bir buzdolabının içerisinde bir kontrol elemanı var. İçerisinde bir pik yerleştirilmiş ve buzdolabınızı kontrol ediyor. Çamaşır makinelerinizde, bulaşık makinelerinizde, arabaların içerisinde de bir kontrol elemanı var. Kontrol elemanlarının sayısı çok fazla ama temelde ister bu PLC olsun, isterse başka bir kontrol elemanı olsun. Temelde içerisinde biraz sonra göreceksiniz bir işletim sistemi, bir CPU var ve bu CPU istendik çalışma şartlarını sağlıyor. Burada endüstriyel olarak kullandığımız kontrol elemanı olan PLC'ler üzerinde duracağız. Programlanabilir kontrol cihazı neye denir? Programlanabilir logic control, PLC. PLC girişleri vasıtasıyla veri alabilen ve çıkışları vasıtasıyla da veri gönderebilen endüstriyel tip bilgisayardır. Sağdaki butonlar, sınav anahtarları, sensörler veya diğer cihazların kontaklarından alınan 0-1 dijital verileriyle ağırlık, ısı gibi ölçümlerden alınan analog gerilim ve akım değerleri PLC'nin giriş klemenslerine verilir. PLC bu verileri daha önceden içerisine kaydedilmiş olan programda kullanır ve program sonucunda çalışması gereken röle, kontaktör, valve gibi elemanların çalıştırmak için bunların bağlı olduğu çıkış klemenslerine enerjilendirir. Programlanabilir kontrol cihazının yapısı, işlemci, merkezi işlem birimi, CPU. CPU kontrol cihazının beynini oluşturur. CPU giriş değerlerini okur, hafızada saklanan verilerle programı yürütür, eğleyicilerin bağlandığı klemensleri
enerjilendirir. Hafıza. Kontrol cihazı hafızası yürütülecek program ve aynı zamanda bu program tarafından kullanılan verileri de zamanlayıcı sayıcı değerleri gibi tutar. Burası kontrol cihazının içerdiği bütün verilerin saklandığı yerdir. PLC içerisinde ilk hafızadan bahsederiz. Bunlardan bir tanesi RAM, Work Memory, kullanıcı program belleği ya da EEPROM'dur. Load Memory ya da sistem belleğidir. RAM enerjisi kesildiği zaman silinen, içerisindeki verilerin uçan bir hafıza alanıdır. EEPROM'da ise enerjisini kesseniz dahi içerisindeki veriler uçmaz, kaybolmaz, durur. Peki RAM içerisinde neleri tutar PLC? Uygulama programı, yani sizin yazmış olduğunuz programı tutar. Güncel dataları tutar, hafıza bitlerini tutar, sayıcı zamanlayıcı gibi elemanların değerlerini tutar. Bunlar dediğim gibi eğer RAM'ın size enerjisini kesecek olursanız kaybolur. Bir diğer ise EEPROM'dur. Burada ise sistem programı ve parametreler tutulur. Ne demek istiyorum? Biz PLC programlıyoruz ama PLC içerisinde de yine PLC'ye ait bir işletim sistemi dönmektedir. Yani sonuç itibariyle bunun içerisinde bir tane mikrokontrolör var. Bu mikrokontrolör nasıl çalışacak? Hangi giriş pinleri, input hangileri, output nasıl isimlendirilecek, nedir, ne değildir? Buna benzer PLC içerisindeki kendi işletim sisteminin tutulduğu kısım ise EEPROM'dur. RAM demin de söylediğimiz gibi enerjisi kesildiğinde içerisindeki veriler silinir. Geçici bir hafıza alanıdır bu RAM dediğimiz alan. Şöyle de bir şey yok ama hani elektrik kesildi fabrikada. PLC'nin enerjisi kesildi. RAM'daki veriler uçtu. Bu sefer elektriği verdiğimizde PLC'ye tüm fabrikadaki PLC'ye tek tek program mı yükleyeceğiz? Hayır. RAM'da elektrik kesildiğinde uçmaması için ya pille beslenir ya da süper kondansatörle beslenir. Eskiden daha çok pille besleniyordu. Ne demek istiyorum? Bilgisayar kasalarını açıp baktıysanız 25 kuruş gibi içerisinde bir tane pil vardır. Bu sizin boot menünüzün ve içerisindeki BIOS'unuzun değerlerinin hafızada kalmasını sağlar. Eğer bu pili çıkarır tekrar takarsanız bilgisayar açıldığınızda tekrar o boot menüsünü ya da tekrar BIOS ayarlarını tekrar yapmanız gerekir. Pil BIOS verilerini saklamanıza yarar bilgisayarda. Burada ise RAM'ın enerjili kalması, yani PLC'nin enerjisi kesilir de RAM'ın enerjisi kalmasını sağlayan eski PLC'lerde piller kullanılmaktaydı. Aynı mantıklı ama hani bu pillerin de sonuç itibariyle bir ömrü var ve endüstriyel ortamlarda pil şişme yapıyor, ömrü kısalıyor. Onun yerine süper kondansatör kullanmaya başladı artık şirketler. Peki bu süper kondansatör dediğimiz şey ne? PLC içerisindeki süper kondansatör adı verilen yüksek kapasiteli ve deşarj süresi uzun olan kondansatör PLC enerjisi kesilse de pil gibi PLC'nin RAM hafıza alanını beslemeye devam ederek içerisindeki bilgilerin silinmesini engeller. Buradaki kondansatör örneğin PLC'lerin içerisinde TTL serisi mikro işlemciler kullanılır. 5 volttur. Kondansatör 5 voltla dolar ve bu 5 volt RAM'ı besler. Ne kadar sürede bu kondansatör deşarj olur? Marka modele değişmekle birlikte 20 gün, 3 ay, 4 ay gibi sürelerde kondansatör deşarj olabilir. Yani bir PLC'yi siz söktünüz, rafa kaldırdınız. Kaldırdıktan sonra örneğin 15-20 gün sonra getirip bağladığınızda tekrar RAM'daki verileri okuyabilirsiniz ama örneğin 6 ay sonra getirip PLC'yi bağladığınızda kondansatör orada boşalmış olabilir ve RAM'daki verileriniz uçmuş olabilir. Tekrar programlamanız gerekebilir. Bu RAM için, EEPROM için de demin dediğim gibi PLC'nin kendi içerisindeki işletim sisteminin döndüğü alan EEPROM'dur ve bu veri hiçbir zaman silmez. Yani hiçbir zaman bir PLC indirdiğinizde raftan 6 ay sonra sen PLC'sin, senin işte pin bağlantıların bu, çalışma mantığın bu gibi bir tanıtıma ihtiyaç duymazsınız. Çünkü o tip sistem programı PLC'nin EEPROM'undadır ve silinmez. Güç kaynağı. PLC içerisindeki elektronik kartların çalışması için gerekli dahili gerilim üretir. Her elektronik cihaz için bu söz konusu arkadaşlar. Örneğin televizyonu fişe taktığınızda televizyonun içerisinde bir güç kaynağı vardır ve bu güç kaynağı televizyonun içerisindeki işte ses katını, görüntü katını, işte alıcı verici kartlarını besler. Bu elektronik kartların beslenmesi için de yine benim PLC içerisinde dahili bir güç kaynağı vardır. Bu dahili güç kaynağıyla biraz sonra göreceksiniz. PLC içerisindeki birimler beslenir. PLC'ler giriş çıkış sayıları, işlemci hızları ve diğer bir takım özellikleriyle çeşitli sınıflara ayrılabilir. Küçük makine veya sistemlerin kontrolünde mini PLC'ler, akıllı röleler de deniyor. Orta ölçekli otomasyon sistemlerinde kompakt PLC'ler ve büyük proses kontrolünde ise modüler PLC'ler kullanılır. PLC'lere gerek duyulduğu takdirde sonradan modül olarak giriş çıkış elemanları ve diğer özellikler de ilave edilebilir. Burada Siemens'in PLC ailesini görüyorsunuz. Bir 200'ü koymamışlar içine. S5'ler çok eski bir seri. Safe PLC'ler ise şu an konumuz değil. Güvenlik PLC'leri bunlar. Logo var. Logo makine bazlı küçük makinelerde kullanabileceğiniz bir PLC. Mini PLC'lere
akıllı röle de denmekte. Ve makine bazlı, büyük makine bazlı otomasyonlara geçtiğinizde kullanacağınız PLC'ler artık 1200'ler. 300'lerle 400'ler daha önceki nesil PLC'ler ama hala kullanılmakta. Ve yaptığınız otomasyon sistemi büyüdükçe 300-400 ve en sonunda da işte içerisinde birçok analog verinin olduğu sayısal hesaplamaların gerektiği sistemlerde ise S7500'leri kullanıyoruz. Ayrıca PLC'ler çalışacakları panolar içerisine montaj yönergelerine uygun montaj edilmeleri gerekir. Etrafındaki diğer kumanda elemanlarının PLC ısısının arttırmamasına ve pano içerisindeki havanın PLC içinden tozsuz bir şekilde sirkülasyon yapabilmesine dikkat etmelidir. Bunlar artık PLC montajı ile ilgili bilgiler. PLC montajında dikkat edilecek nokta şu. PLC'yi yatayda montajını yapıyorsunuz ve yatayda montaj yaparken PLC diğer elemanlarla çok fazla sıkmıyorsunuz. Çok fazla panonun içerisine kalabalıklaştırmıyorsunuz. Eğer pano içerisindeki sirkülasyon iyi değilse PLC içerisindeki ısı zamanlı PLC'nin arızalanmasına neden olacaktır. Eğer PLC'yi işte dik yatay gibi montaj ederseniz PLC'nin hava kanallarını yönünü bozmuş oluyorsunuz. Bu sefer PLC yine içerisinde düzgün hava sirkülasyonu yapıp soğuyamıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada DIN 35R'ya da PLC montaj yapılabilir. İşte S7 1500'lerde olduğu gibi, 300'lerde olduğu gibi kendisine ait raylar da olabilir. DIN 35R'ya oturtulabilir ya da işte kendisine ait ray varsa kendisine ait raya oturtulabilir.